Söz sırasından merhaba. Bilinen bir tarihsel gerçektir. Müftediler yani gemiye sonradan binenler daha radikal olur. Çünkü geç kalmışlardır. Çünkü uzun süre geminin kaptanına hakaret etmişlerdir. Kendilerini affettirmek, gemide kabul görmek, kaptanın gözüne girmek için herkesten daha çok çalışmak, sürekli iltifat etmek, kraldan fazla kralcı olmak zorundadırlar eski hakaretlerini unutturmak için övgü sözcüklerini en üst perdeden söylemeleri gerekir. Geriden başladıkları bu yarışta öne geçmenin başka yolu yoktur. İşi de bakın mesela. En azıllar sonradan İslam'ı seçen Fransızlardan, İngilizlerden çıkıyor. Örgüte bağlılık göstermek, kafalardaki şüpheleri yok etmek için örgütün en acımasızı olmak zorundalar. Soylunun AKP içindeki durumu da biraz böyle. AKP'ye katılmadan önce Erdoğan'a o kadar ağır sözlerle hakaret etti ki şimdi o sözleri unutturmak için en yüksek perdeden iltifat etmesi gerekiyor. Zamanında Fethullah Gülen'i o kadar çok övdü ki şimdi en ağır hakaretleri onun etmesi gerekiyor. Kaptan hata mı yaptı? Hemen suçu üstlenmesi. O masumdur. Hata yapan varsa benim diye öne atılması. Kaptana kendini siper etmesi kavgada en önde görünmesi gerekiyor. Kaptan açısındansa öncelik koltuğunu güvenceye almaktır. Bunun için müftedinin yanaşma çabalarına izin verir. Hatta onun bu çabasını diğerlerine örnek gösterir. Bakın sadakatte sizi geçiyor diyerek içeride rekabeti teşvik eder. Bu yaklaşım bir süre sonra gemide kıskançlık yaratır. Müftedi gemiye daha önce binenlerin kaptanın eski gözdelerinin aile bireylerinin hedefi haline gelir. O yüzden de açıktan tavır alamasalar da hep müftediye saldırabilecek bir fırsat kollarlar. Ayağı tökezlediği anda derhal alttan alta vurmaya başlarlar. Kaptan kızar diye açıkça yüzüne söyleyemeseler de arkadan ayağını kaydırmak için seferber olurlar. Hemen müftedinin mazisi gündeme getirilir, kirli çamaşırları ortaya serilir, hataları biraz da abartılarak kaptana gösterilir. Artık affedilmez zannıyla biraz da kaptanın gözüne girmek için vurdukça vururlar. İşte kaptanın en sevdiği durum budur. Sadakat yarışı. Müftediyi cezalandırırken de, överken de aslında ötekilere mesaj vermektedir. Bu gemide sadakat ödüllendirilir, ihanet cezalandırılır. Kaptan hata yapan müftediyi dışlayarak düşman safına iteceğine affederek hepten kendisine bağlı hale getirir. Onu yaralı haldeyken öbürlerinin elinden alırken bak ben seni kurtardım bir daha hata istemem mesajı verir. Şimdi müftedi iki kat çabalamak, kaptanı daha da radikal savunmak, kaptanın düşmanlarına karşı daha acımasız olmak zorundadır. Ama zor gününde kendisini defter, denize itenleri yazmıştır bir kenara. Ama kaptanı daha fazla kızdırmamak için onlardan intikam alma duygusunu bir süreliğine bastırmak mecburiyetindedir. Ama bir kez affedilen müftedi zamanla kaptanın en sevgili kulu olduğu yanılgısına kapılır. Gemi vazgeçilmez olduğuna inanmaya başlar. Zaten hata benim değildi kaptanındı ben suçu üstlenmesem şimdiye yanmıştı dediği duyulur. Onun için asıl tehlike içini şişiren bu büyüklük duygusudur. Tarihteki örneklerde müftediler için farklı finaller var. Kimi gücünü abartarak kaptana meydan okuyup unufak olmuş, kimi gücünden zehirlendiği bir noktada ötekilerce denize itilerek yok olmuş. Kimi yeniden müftediliğe dönüp başka bir gemide eski kaptanının en yaman eleştirmenine dönüşmüş. Evet, geçen hafta infaz affı önemliydi ama Erdoğan'ın iktidarı açısından asıl kalıcı sonuçlar doğurabilecek af soyunun affıydı. Gemide kaptanın kavgasının bittiğini sananlar yanılıyor. Şimdi müftediğinin intikamı başlıklı ikinci sezon başlıyor.